Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dil Öğretimi YouTube kanalı için hazırladığımız Soru Yorum programında bir soru yöneltmek istiyorum size. Bilhasla gençlerimizin dine ilişkin yorumları merak ettiği konular özelinde sorular yöneltmeye çalışıyorum konuklarımıza. Siz de bir sanatkarsınız ve aynı zamanda ilahiyatçısınız, aynı zamanda hafızsınız. Pek çok yönünüz var, çok kıymetli çalışmalarınız var. Ve bu minvalde sizin çalışmalarınız özelinde size müzik ve din ilişkisini nasıl kurmamız gerektiğini veya kendini dindar olarak tanımlayan bir kişinin müzik yapmak istediğinde nelere riayet etmesi gerektiğini sormak isterim. Buyursunlar efendim. Yine bu sorunun cevabını Hz. Peygamber dönemine, asr-ı saadete giderek ve Hz. Peygamber'in hayatından bazı örnekler vererek biraz daha net bir şekilde gençlere cevap verebilirim. Hz. Peygamber döneminde, özellikle Mekke döneminde müziğin icra edildiğine dair birçok rivayet elimizde var. Hatta daha o risaletin, vahyin gelmeden evvelki dönemde oranın hac ibadetinin yapılmış olduğu bir belde olması itibarıyla civar devletlerden, civar milletlerden gelen insanların toplu halde buluştukları bir merkezdir Mekke. Bunun yanında bir de Mekke'nin şöyle bir önemli bir özelliği daha vardır. Bir ticaret merkezidir. Ve haram aylarda özellikle panayırların kurulduğu dönemler vardı. Bu günlere baktığımızda, bu günlerde sadece musiki değil, edebiyat, şiir ve yarış, spor gibi etkinliklerin yapıldığını da görmekteyiz. Gündüz ticaret ama akşam insanların bir şekilde hayatlarını güzel bir şekilde vakitlerini geçirebileceği bazı etkinlikler yapılır. Sanatsal etkinlikler yapılır. Bu itibarla baktığımızda Mekke aslında sanatın da merkezidir bu manada. Bu döneme baktığımızda musikinin varlığını, musikinin farklı mecralarda kullanıldığını da biliyoruz ama Hazreti Peygamber'in özellikle Mekke'den Medine'ye hicret ettiği o hicret anı, belki birkaç günlük, belki bir haftalık rivayetlere göre bilmiyorum. O süreçte karşımıza çıkan çok önemli bir vaka vardır. Bu vakadan önce de dini musikiyi tanımlamamızın ilk tanımladığımız yerin vahiy olduğunu, Hazreti Peygamber'in güzel sesli sahabilere bizzat kendisinin okumasının haricinde güzel sesli sahabiler ile insanlara Kur'an'ı öğretmelerini, anlatmalarını da görüyoruz. Hep güzel seslileri bir şekilde Peygamberimizin bir metod olarak kullanıldığını görmekteyiz Mekke'de. Ama Medine'ye geçişte ve Medine'de çok daha farklı bir müzik, farklı bir mecraya geliyor. Medineli Necraoğullarının kızları, yani Amine validemizin dayı tarafından akrabalarının gelip Peygamberimize bir de enstrümanlarla, ellerinde teflerle gelip Peygamberimize vahiy değil ama vahyin ileride emredeceği sallu aleyhi ibaresine de belki bir ileriki dönemlere belki bir atıf olacak. Çünkü peygamberi övün anlamı da vardır orada. Peygamberimizi överek müzik yapmalarını görüyoruz. Bütün tabakat kitaplarında, tarihi kaynaklarda bu mevcuttur. Sadece tarihi yeri, oralarda bazı spekülasyonlar vardır. Ve müzik burada güzel, bizim dediğimiz dini müzik şekliyle kullanılan belki de ilk andır. Daha sonra Medine döneminde İslam'a giren sahabe-i kiram, daha sonra sahabe olanların içerisinde eskiden müzisyenlik yapmış olan dediğimiz mugannilerin varlığı, hatta kadın Müslümanların, sahabilerin muganniyelik yapmış, eskiden şarkıcılık yapmış kadınların, sahabilerin, kadın sahabilerin olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu ilişkiler içerisine, bu çerçevede onların diyaloglarına baktığımızda İslam'ın musikiye bakışı, dolayısıyla Müslümanların, dindarlar üzerinde gençlerin musikiye bakışı şöyle olmalıdır diyebiliriz. O da Peygamberimizin o ilahiyi okuyan kızlara beni çok mu seviyorsunuz ki beni böyle övüyorsunuz demesi. Onların da evet ya Resulallah biz seni çok seviyoruz cevabı vermesi ama son cevabı yine Peygamberimizden o zaman ben de sizi çok seviyorum ibaresi Peygamberimizi överek icra edilen musikinin, lahnin Peygamberimiz tarafından bir karşılığını görüyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bir karşılığı var. Yani Peygamberimizde onun bir karşılığı var. Ben de sizi seviyorum demek. Sonra önceden mugannilik yapmış Abdullah bin Revaha gibi, Amir bin Ekva gibi bazı sahabilerin, şair sahabilerin Peygamberimizin onlardan işte bazı günlerde, sıcak günlerde, belki seriyelerde, gazvelerde, yolda giderken bir şeyler okuyun da dinleyelim. Bir insani bir refleks olarak bakarsınız buna da. Bir şeyler okuyun da dinleyelim yani vakit geçsin deyince Abdullah bin Revaha'nın eskiden bilmiş olduğu bir şarkı bestesinin üzerine Kur'an'dan bazı ayetleri iktibas ederek bazı spot cümleleri, kelimeleri alıp o şiire bir de şairlik var serde o şiirin kalıplarına yerleştirip o melodilere yerleştirerek okuması. Bu kalıpların, iktibasların içinde şunlar bile var. Ve tebbit akdamena ibaresi var mesela orada. Subhanallah ibaresi var. Estağfirullah ibaresi var. Hatta şöyle bir ibare var. Mealen Ya Rabbi sen bizi Müslüman yapmasaydın halimiz nice olurdu. Bizi Hz. Muhammed'le, bizi Efendimiz'le buluşturmasaydın nice olurdu halimiz gibi cümleler de var orada. Ve yine Peygamberimizin bir karşılığı var onlara. Bittikten sonra aslında ilahi değil, ilahi kelimesi literatürde Evliya Çelebi ile başlamıştı. Yani aslında dini bir şarkı okuyor sahabiler ve Efendimiz diyor ki Allah sana rahmet etsin diyor Abdullah bin Revaha'ya. Aynısını belki bir ay, iki ay sonra Amir bin Ekva için de söylüyor. Allah sana rahmetiyle muamele eylesin. Yani hoşnut olduğunu, Peygamberimizdeki karşılığını onun bu duasıyla görüyoruz. Daha sonra Kaab bin Züheyr'in kardeşinin de daha önceden Müslüman olmuş bir şair, önemli bir şair. Peygamberimize belki de kötü kötü şiirler yazan daha yani münafıkların kışkırtmalarıyla Peygamberimizi küçük düşürmek adına şiirler yazıp Medine sokaklarında okuyan Kaab'ın İslam'a davet edildikten sonra duymuş olduğu pişmanlık, nedametle gelip mescidin önünde beklemesi ve ona Peygamberimizi öven bir şiirle karşılık vermesi, Müslümanlığının nişanesi olarak ve o şiirde sesinin güzelliğinden dolayı inşaat etmesi. Yani bugün biz Arap camiasındaki ilahi okuyanlara neşide diyoruz, neşit diyoruz. Böyle o melodik yapıyla, belki bir kalıpla failatun, failatun, failun, belki nasıl bir kalıpsa artık öyle bir farklı bir, yani bugün şiir okuyan kişi bile bir defa kesinlikle musikiyle okuyor. Bunu söyleyelim. Yani düz bir ses tonuyla şiir okumak var. Bir de sesin tonlamasını farklı ayarlayarak şiir okumak var. Kaab'ın okuduğu şiirden etkilenen Efendimizin çıkartıp hırkasını hediye ettiği gibi Peygamberimize bir karşılığı var. Dolayısıyla eğer Müslümanlar müzikle, sanatla veya güzel sanatlarla uğraşılacak ise Hazreti Peygamber dönemindeki karşılığına bakarak Peygamberimizin onlara ne şekilde karşılık verdiği, yani olumlu mu, olumsuz mu ya da nötr mü kaldığına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu manada baktığımızda dini musikinin ben Efendimiz tarafından gerçekten çok güzel bir karşılığının olduğunu, dolayısıyla İslam'da da güzel bir karşılığın olduğunu söyleyebilirim. Bir rivayetle de konuyu bence nötrleştirici Peygamberimizin bakış açısına da bakmak ve gerçekten o ince çizgiyi, kırmızı çizgiyi aşmamayı öğreten bir rivayetle bitireyim. Buyurun hocam. Yine Medine sokaklarını dolaşırken Efendimiz bir gün sahabe-i kiramla ve yanında birçok kişi de var. Eskiden muganniyelik yapmış bir şarkıcı hanımefendinin sahabe-i kiramdan Efendimiz'i sokağın başında görünce mutluluktan uçarcasına dona kalmış ve evine girip evinden tefini çıkartmış ve başlamış bir şarkı okumaya. Bu rivayetlerin hepsi hadis kaynaklarında vardır. Bu zannedersem Müslim'de ve Nesai'de, Tirmizi'de hepsinde geçer. İbn-i Mace'de geçer. Hı. Bukhari'de bile vardır. Bilmiyorum tam şeyini söylemeyeyim. Ama kütüb-i sitede var. Ve şarkı aslında biraz evvelki anlattığım ilahi tarzındaki şarkılardan değildir. Böyle daha dünyevi, daha İslami değil, dünyevi güzellikleri anlatan bir içeriği olan bir şarkıdır. Ve okur onu ama o şarkının bir yerinde aslında bir yandan da kendisi de yazmaktadır okurken. Bir yerinde şarkının şöyle bir ibare kullanır. Güya Peygamberimizi övmek adına yapacağı bir sözdür o. Aramızda öyle birisi var ki yarın ne olacağını bilir cümlesini kullanır. Şarkının içinde. Ve Efendimizin bir anda yüzü kızarır ve susturur. Kadın da şaşkınlık içerisinde kalır. Bir hata mı yaptım diye. Bu diyalog önemlidir. Ve Peygamberimizin cevabı da çok önemli. Onun için söylüyorum. Evet. Yarının ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Ben bir insanım der Peygamberimiz. Burada aslında tevhid anlayışının dışına çıkan bir sözü Peygamberimiz yasaklamıştır. Peki öncekiler ne olacak diye aklımıza hemen soru geliyor. Evet, o soruyu hanımefendi sormuştur. Der ki, ya Resulallah, peki önceki okuduklarım gibi okursam bir beis var mıdır der. Ama cevap çok enteresandır. Şulecim, sen benim öğrencimsin, onun için biraz daha rahat konuşuyorum seninle. Çok enteresan bir cevap verir Peygamberimiz. İnşallah bir beis yoktur der. İnşallah vardır orada. Yani onu da Allah bilir diyor değil mi hocam? Yani çok önemli burası. Ya, yani kırmızı çizgi diyorum ya. Yani musiki işte bir anda insanın ağzından çıkan sözler gibidir. O sözler yani o namelerin içerisine karıştırılan o cümlelerle insan kendisine çeki düzen vermelidir. O çerçeveyi aşmamalıdır. Dolayısıyla dindar insanlar veya kendini Müslüman olarak tanımlayan hepimiz, biz müminler Hz. Peygamber'in çizmiş olduğu o çerçeve içerisinde bütün sanatlarla haşir neşir aslında olmak zorundayız. Evet. Bu zorundayızın altında yatan birçok etken, birçok gerekçe var. Onları isterseniz başka bir platformda sizlere anlatabilirim. Peki hocam. O halde teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgileriniz için. Hakikaten o kadar anlamlı ki dediğim gibi gençler, ya bizler de buna dahiliz aslında. Zaman zaman yaptığımız şeyin doğruluğunu hem Allah katındaki doğruluğunu hem insanlar katındaki doğruluğunu düşünüyoruz. Düşünmeliyiz de zaten. Dolayısıyla sizin gibi üstadlarımızın bu konudaki fikirleri bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun.